Merhabalar beyler, hepiniz Minecraft Survival Okulu'na hoş geldiniz. Yine yeni bir bölüm ve yine ben size bir şeyler öğretmek istiyorum. Bu bölüm arkadaşlar yapacağımız şey şu. Wither gülü farmı. Ya abi biz daha kesmedik kesmediklerinizi duyar gibi, daha bir tane Wither şey yapamadık, daha önde gidemedik ne farmı falan filan derseniz, alternatif bir farm. Alternatif Wither gülü farmı, hem de ilk Wither'ımızdan yapacağız bunu. Bu da şöyle bir durum ki, Twitter'ımızı yani ilk keseceğimiz Twitter'ı kesinlikle ziyan etmeyeceğiz. Bu arada geçen <laughs> videonun yorumlarına baktım. Bataklık'ta bir şey bulduğumu söylemiştim. Lan direkt cadı farmı cadı kulübesi işte vay efendim cadı şeysi diye tahmin etmişsiniz. Helal olsun. Tek attınız. Gerçi çok fazla yapı yok bataklıkta ancak yine de tahmin edebilmeniz güzel. Zaten helal aşağı yukarı böyle yorumlara falan baktıkça anlaşılıyor ki ben böyle bir şeyin ufak tefek bir şeyler için uğraşıyorsam oradan bir sürü akıllı olan çıkıyor diyor ki ya sen kesin büyük bir, bir şey yapacaksın falan filan. Bu yüzden bu incik incik işlerle uğraşıyorsun falan. Altın farmını yani 3 bölüm önceden tahmin edenler olmuştu helal olsun diyeyim ne diyeyim yani. Sizin gözünüzden bir şey kaçmıyor mu diyeyim yoksa çok dikkatli izleyiciler misiniz diyeyim mi? öyle bir şeyler bir şeyler. Neyse bugünkü videomuzun konusu şu ben maden yapmadığımı fark ettim. Aslında fark ettim demek doğru olmaz da maden yapma yapmamaktan artık böyle gına geldi bana ufaktan ama hala şerit madeni istemiyorum dedim ki bir fenerimizi yapalım her türlü altın bloğumuz var demir bloğumuz var aslında istesek en yani zümrüt bloğumuz da olabilir bir diamond bloğumuz yok işte böyle bol bol hani her şeyimiz var niye yapmayalım falan filan sonra düşündüm ya dedim vitır keseceğiz ama bir vitır gülü farmı da alternatif küçük ufak tefek bir şey de iyi gitmez mi ya yanmaz mı be dedim dedim olur mantıklı <laughs> Bu yüzden arkadaşlar bugün bir bitir farmı ay <laughs> Allah söyletti Allah. Ee, gülü farmı yapacağız. Ama Vitter skate farmında yani öyle bir çok uzakta zannetmeyin. Hallederiz onu da. Şimdi bizim bu Vitter farmı için yumurta ihtiyacımız var. Bol bol yumurtaya. Eagle ID bir kanaldan bir Minecrafter'dan oyuncudan gördüğüm çok güzel bir taktik var. Büyük olsa çıkış noktası Reddit'tir. Ancak ben ondan gördüğüm için şey yapayım. Unutturmayın ya da unutursam, unutursam da ne yani adamın yaptığının bir benzerini yapacağız. Şöyle ki çok man, tatlı bir mantık e, görmüş oyunda. Witherick e, patladığı zaman etrafındaki canlılara e, zarar veriyor. Hani bir küçük böyle bir vurma etkisi yaratıyor. Bu vurma etkisini biz kendi lehimize çevirip farm yapabiliriz. Yani bu çok güzel bir detay. Çok güzel bir detay. Yani <laughs> keşke düşünülmesi gereken bir detaymış ve çok güzelmiş. Bunu değerlendirerek bugün e, alternatif bir Wither farmı yapacağız. Ah, Wither is. Eee gülü farmı. Hiç ağzım Wither gülüne alışık değil. Bu da ilk yaptığım Wither gülü farmı olacak zaten. Ya yani ileride e, daha iyisini yapar mıyız? İşimizi görecek miktarları elde edersek yapmayız. <laughs> i̇şin, i̇şin özü bu. E, garanti olsun diye bir tane daha alsam mı? Bir bitir, bir bitir keselim ya. Bir bitir işimizi görür. Normalde e, bizim kaç bitirde? 4 bitirde yani 5 tane fener yapacak kadar bitir iskelet kafamız varmış. Ancak ben bu kadar istemiyorum. Bir tane e, bitir iskeleti bizim işimizi haydi haydi göreceğini düşünüyorum. Şimdi ben e, güvenli bitir kesmek için bir alan ayarladım. Çünkü dünyada kesmek istemiyorum. Diğer 4 bitir için... ...maceraya çıkarız. İşte madenleri patlatırız... ...ms yasalarız. Yaparız da yaparız ama... ...ilk bitirimizi size nasıl bitir kesilmesi... ...gerektiğini gösterecek şekilde yapacağım. Ee, nasıl kolay bitir kesildiğini. Şöyle ki endde... E, ...bitir kesmek gerçekten çok kolay. Ancak biz daha önce ende gitmedik. Bu yüzden... ...bunu nether'da yapacağız. Nether'da ben uygun bir yer buldum. Size de göstereceğim. Neden öyle bir yer tercih ettiğimi de... ...anlatacağım. Ha Nether hakkında konuşuyorken de yorumlarda şunu gördüm. Ee, Şöyle ki şu sesi bir kısayım. Şeyi çok fazla görüyorum. Abi 1.16'da nedir şey yapılacak sakın bir şey yapma şunu yapma bunu yapma işte. Yazık olacak o altın farmla sinilecek gidecek falan filan. Yazanlar var. Yani bunu size, size bunu düşünmeye kim etti bilmiyorum ama. Yani bu bir çeşit şehir efsanesi ya. Yani palavra da diyebiliriz de palavra biraz arkaça ee, bir güncelleme geldiğinde Minecraft'taki chunk'ların hiçbir silinmez. Açılmayan chunk'lar yenilenir. Ee, şöyle ki işte bizim gezdiğimiz yerler nedir? Eskisi gibi kalır. Ee, gitmediğimiz taraflarsa böyle işte Nether World ormanlarına işte piglinlere falan filan şey yapacaklar çıkacaklar işte hoglinler. Ancak şöyle bir gerçek var ben nasıl ayarlandığını biliyorum. Yani merak etmeyin bu altın farmımızı tutup nedir eski haline daha doğrusu güncel haline getirmenin yöntemlerini de biliyorum siz. Dert ettiğiniz şeye bakın ya. Yani survival okulu diyorum şu serinin adına size de öğretirilmesi yapıldığını. Kasmayın kendinizi oynayın oyunun tadını çıkartın. Bu arada e, geçen bölümde baya sıkıcı bir şekilde enchant basmıştık ama ben hepsini ayarladım. Hepsini ayarladım. Bu arada şunu da kırılmaz tamir bastırmadan diye soracak olursanız. Yeni gelen nedirboard ağaçlarının e, fang ağacı vardı. Bir tane de kırmızısı vardı işte. Bununla yapraklarına kırması daha kolay. Yani bloklarını kırmak daha kolay. Bildiğiniz bir tane ayarladım. Geri kalan her şeyimizi de. On numara beş yıldız bir sürü kılıç bir sürü zırh şu bu falan filan bir de nedir it geldiği zaman bunları var ya bir Bir güncelleriz böyle savaşçı yaparız savaşçı Ay tamam şimdi bizim bitir kesme alanımıza gitmemiz gerekiyor Çok mu goy goy yaptık çok da yapmadık aslında şuradan hemen şöyle atlayayım ben Bu arada scaffoldingler böyleyken daha güzel değil mi Tekzur pekin olayı bu Tekzür pekimi daha önce paylaştım mı, paylaşmadım mı bilmiyorum ya Üzerinde uğraşıyorum birkaç şey için ilgileniyorum da onunla böyle tablolar hakkında falan filan tam istediğim şeyi başaramadım böyle transparanlığı bozulmuş oyunun bir yerinde halledemedik neyse şimdi ana konumuza geri dönelim bu kadar muhabbet sohbet yeter. Şimdi arkadaşlar netherda e, ritter keserken önemli olan şudur artı şeklinde bir bedrock bulmaktır e, mesela şurası artı olacakmış ama e, şu blokta eksik varmış olamamış eğer burası artı olsaydı burada kesecektim. Mesela şu kısım artı. E, hatta bakayım şöyle bir. Kaça looking at block? 125. Mesela burası da olurmuş. Burası olabilir. Böyle mesela bir yer bulduğunuz zaman. E, atıyorum şurası mesela vitrin kafasının sıkışacağı yer ya. İki blok aşağısına şöyle bir blok koyacaksınız. Vitor'ı bu bloğun üzerine doğurduğunuz takdirde Vitor etrafa saldıramayacak şekilde kafası bunun için sıkışır. Böyle çok kolay bir şekilde Vitor'ı öldürebilirsiniz. E, ben bunun yerine şunu yaptım. Ee, şurada yaptım bunu yani bir blok aşağıda Aslında aynı şey yanlardan falan baktığınız zaman orası da bir artı Fark eden herhangi bir şey yok ee, Tabi dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu ee, looking at block dediği şey 125 Olmalı 126 ya da 127 olursa Wither ee, nedirin Üzerine kaçar sonra ayıklaması çok Bela bir ee, sorun haline gelir Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu torcu kralım alalım. İlk önce bir tırımızı şöyle çıkaracağımız tarafa doğru koyalım. Tamam. Şimdi burası bizim bir doğurtacağımız yer. Ardından iki tane kafayı koyalım. Ardından kendimizi iksir yapmamız lazım. Ben şöyle bir setup kurdum. Biraz su şişesi getirdim. Su şişeleri iksir standının yanından bir hooperla içine doluyor. Ve yukarıdan da iksir eşyaları geliyor. Şimdi bizim yapmamız gereken iksir zehir 2 iksiri. Şimdi ben size yapımını göstereyim. Bir adet nedir yumrusu, biraz adet örümcek gözü, bir ışık taşı tozu, bir tane barut. Sabah Tümer'le zehir yapma programına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar sırasıyla oluyor. Bize 3 tane zehir verdi. alt olsun falan filan. Bu olurken biz de hiç boş durmayacağız. Ne yapacağız? çılgınlar gibi yumurta fırlatacağız içeriye. Şunları bırakalım şöyle. Üstümüze ne var ne yok yumurta olsun. Bu iç kısmı cücükle dolduracağız. Bu iç kısım paso civciv de atacağız buraya. Böyle atacağız atacağız civciv çıkartacağız. Mantığımız bu. Ne kadar yumurtanız varsa o kadar çok vitrülünüz olacak. Bu kadar da basit. Hatta aklıma gelmişken yani şunu da söyleyeyim. Bir otomatik tavuk farmı gibi birkaç tane büyük tavuk getirip bir dispensera bağlayarak bu alana civciv fırlatmasını da sağlayabilirsiniz. Geçerli bir yöntemdir. Ben uğraşmak istemedim. Zaten uzun ömürlü bir Wither Blue Farm olacağını düşünmüyorum ben. Bunun çok daha iyiliğini yaparız. Ancak çok iş gören bir taktik olduğu için yani böyle bir şeyde sizinle paylaşmamam olmazdı ya. Serinin adı Survival Okulu. Dediğim gibi <laughs> ne kadar taktik biliyorsam o kadar size öğreteceğim yani mantık bu. Bu arada iksirlerimiz olmuş. Biz ne olur ne olmaz bir iksir daha atalım pişmeye. Bu arada yukarı koyduğumuz super'ı farkındaysanız e, sırasıyla koyduğumuz zaman iksir de his sırasını bozmadan bir güzel halloluyor. Şimdi içeride aşağı yukarı kafadan bizim bir 100 tane fan civcivimiz var diyelim. Çünkü daha fazlası yoktur yani. Şimdi kendimize tohum alalım. Son bir trisketi kafamız alalım. Ve ardından şurada bıraktığımız zehirleri alalım. Şimdi e, bir elimizde tohumla içeri girmemiz gerekiyor. Ooo civcivler ne kadar itiyor insanı. Aynen gelin gelin. Bu tarafa gelin. Kapıyı kapatmamız gerekiyor. Şimdi bu civcivleri bir alana toplayıp üzerlerine arkadaşlar zehir iksiri atacağız. Şu an böyle canlarının yandığını zaten duyuyorsunuz. Civcivlerin çok az canı var. Yani iki... Zehir iksir Ya <laughs> arkadaşında çok komik bir ses geldi <laughs> Kusura bakmayın İki zehir iksirini tamam olacaklardır aslında Ben garanti olsun diye Üçüncüyü de atacağım Gelin gelin hop Üçüncüyü de attım tamam Şimdi Kalkanımızı tutacağız Kalkan için bu arada Gerekli bir şey değil Kalk... Oo, Ne güzel yeşil yeşil şey yaptı böyle Neyse bunu herkes bilmez zaten. Bu Sinan Çetin miydi? Çok eski bir programdı ya. Ben bile nasıl hatırladığımı şey yaptım. Ivo Show'dan eski. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, koyduğumuz anda bu bütün her bir yavru cücük her bir arkadaşlar bir tane Witcher gibi olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Witcher'ımızı koyuyoruz. Ardından kalkanımızı çekiyoruz. Şöyle bir F5 ile bakayım. <laughs> bakın şimdi şenliğe bakın şenliğe. Bam. <laughs> <laughs> Bütün civcivler gül oldu. Güzel. Şimdi bakalım. Oo temiz. Çok temiz bu arada. Çok temiz. Baksanıza kafada iki stek. Neredeyse iki stek tabi birkaç. Ben 100 tane falan olur diye düşünmüştüm. Çok güzel iki stek. Trigülümüz var. Bunun güzel tarafı e, ne bileyim. Bir yere yumurta farmı yapın. Ya da şu arka tarafa falan yapın. Patlıyı atın içeri gitsin ya. AFK bırakın bir süre böyle. Bir saat falan filan. Çıkan bütün yumurtaları atsın içeri. Ondan sonra gelin bir tane Wither koyun. Gidin. Yani End'de falan filan uğraşmaya gerek yok. En azından Wither gününe falan belli başlı farmlar için en başta ihtiyacınız varsa. Bu yöntem çok iyi bir yöntem. Benim birazcık ihtiyacım olacağını düşünüyordum. Birkaç sistem ve birkaç farm için. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Bu arada Wither isterseniz... Şöyle e, yırmıklamak Suretiyle de öldürebilirsiniz İsterseniz de şöyle bir e, Smite Yani darbe Darbe bir herhangi bir alet Kılıç olabilir balta olabilir Ne bileyim <laughs> O iki silahtan bir tanesiyle Öldürebilirsiniz Şöyle son vuruşta yumruklayarak mı atalım <laughs> Hadi yumrukla da Bitir kesmedik demeyiz <laughs> Güzel İlk nether starımız elimizde mükemmel. Buna bir ekran görüntüsü alayım ben. Şu bir gerçek ki bu süper verimli bir farm değil. Ancak şöyle bir gerçek var. Yani herkes End'e daha gitmemiş belki End'de işte Enderman'lı falan filan şöyle bir güzel eee abi'nin yaptığı gibi falan bir wither gülü farmı yapamamış olabilir. Yani bu hem kolay hem de aslına bakarsanız duruma göre çok verimli bir sistem. Ya da yöntem diyelim. Çünkü şöyle düşünün ben bir çiftli sandıktan yani bir çiftli sandık bile değil de aşağı yukarı üzerindekiler siz videonun başında gördünüz. Ama şunu da düz, düz mantık bulabiliriz. Bir çiftli sandıktan arkadaşlar iki stek bitirgülü çıkıyor. Yani alt üstü 2-3 tavuğu çiftleştireceksiniz yumurta toplasın diye de altına hopper koyup gideceksiniz yani. Getirin abi şuraya 2-3 tavuk sanda falan filan. Elinizde tonla tonla şey olacak yumurta olacak fırlatın fırlatın gitsin şimdi biz şu serinin ilk hmm. <laughs> ay dur heyecanlı ilk fenerini yapalım Tıps. şimdi bunun başarımı başarımı gelmedi şey mi doğru doğru bunu bir çalıştırmamız lazım gidelim çalıştıralım bunu ay hadi bakalım Tıp 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 bir küçük kuralım da başarımını alalım o sese bak. Sese bak. Bir saniye. Niye böyle görünüyor? Normalde ben içindeyken böyle şey olması gerekiyordu. Bunun mavi bir borun içine kafamı sokmuş gibi ama şu an daha çok böyle bir rüzgara karşı gidiyormuş gibi. Aa değişmiş bak. <laughs> Neyse. Neydi bizim başarımızın adı? Feneri eve getir. Bir fener yap ve yerleştir. Bakayım bunun başarımları ne? Fener eve getir. Fener atör. E Biri feneri e tam güce getir. Bu da önümüzdeki bölümün mevzusu olsun. Hız verelim kendimize. Top. Oy ne güzel sesi var be. <laughs> Arkadaşlar uzun bir bölüm değildi. Farkındayım basit bir bölümde. Ancak e, kolay şeyler bazen oyunun gidişatını değiştirebilir. Elimde 4 tane daha bitir var. Bir miktar daha yumurta toplayıp aslında bir miktar daha vitri gülü yapsam fena olmaz. Siz de bu taktikle eğer bu taktikle vitri gülü farmı yapabilirsiniz. Hatta nasıl desem ihtiyacınız oldukça gider vitri gülü kasar. Onun haricinde kafa arıtmazsınız. Belki de böyle uzun ömürlü kullanırsınız. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Eğer tavukla uğraşmak istemiyorsanız iki tane inek, iki tane domuz ya da iki tane koyun götürün. Çiftleştirin, zehir atın. Ondan sonra bırakın vitr öldürsün. Ha bu arada civcivlerden bir şey düşmediği için sadece bir düştü. Eğer tavuk öldürseydik yetişkin bir tavuk tüyü ve eti de düşecekti. Aynı şekilde inek öldürdüğü zaman da et düşüyor. Bunlar aklınızda bulunsun. Bu arada önümüzdeki bölümün bir ee, nasıl desem? Kazı bölümü yapabiliriz bir madencilik. E, ara sahnelerde falan filan konuşmalık soru sorun. E, şahsi sorular değil. Hani benim hakkımda olan sorular sormayın. Oyun hakkında sorular sorun. Maden yaparken böyle bir yana kameramızı koyarız. O kameramız bizi böyle işte şey sinematik açıda çeker. Biz de o esnada sizinle beraber muhabbetin sohbetin belini kırarız. Yani derken işte oyun hakkında merak ettiklerinizi falan filan konuşuruz. Anlaştık mı? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Esen kalın.